Siz tersane videomuzu izleyip geldiniz değil mi buraya? Ya dünden biraz görüntü çektik, giriş yaptık. Fakat hem kameramın şarjı bitti hem de benim şarjım bitti. Evet şimdi kalenin tam olarak önündeyiz ve içeriye geçeceğiz. Bakalım müze kart geçiyor mu, ücretler nedir, içeride bizi neler bekliyor. Bu videoda onları inceleyeceğiz. Yanımda bugün Müslüm var. Evet şöyle direkt ben çevirecek olursam kamerayı. Karşı tarafımızda böyle kalenin girişi böyle bizi karşılıyor. Burada sanırım ürünler satılıyor bazı zamanlarda. Bak mesela burada bileklik falan satan, hediyelik eşya satan yer var. Kaleye doğru giderken, kale içine girerken yani bilet alırken burada Kültür Bakanlığı'nın müze mağazası var. İçeriye hemen bir girelim. Müze mağazası, ben tabii kayda girmeden önce biraz inceledim. Çok güzeldi. Fiyatlar zaten bakanlığa ait olduğu için fiyatlarda bayağı uygun oluyor. Fiyatları şöyle göstereyim size. Mesela şu biblo 200 lira. Hediyeleri aldım size bu hediye... Efendim abi. Bir takipçi daha kazandık. Şöyle abimizi gösterelim. Abimiz de bize takip etti. Teşekkür ederiz. Çok samimi. Gerçekten buraya geldiğinizde uğrayın. Abimiz samimiyeti yeter. Sohbetine de gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz abi. Biz kaçalım. Hediyelik eşyaları aldık. Size bunları Instagram'da da paylaşacağım. Şu anda içeriye müzeye girmek üzereyiz. Heyecanla bekliyorum. Bizi neler bekliyor hiç. Yani böyle tabi araştırarak geldim de böyle detaylı izlemedim. Burada görmek istiyorum, burada şaşırmak istiyorum, burada tepki vermek istiyorum. Bakalım ya. Ya bu arada hediyeler için Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın tekrardan. Şöyle bir Alanya Kalesi diye bizi devletin yazdığı bir tarihçe karşılıyor. Puan verip yorum yapın diyor. Bunu dönüşte yapacağım. Buradan puan vereceğiz. Bakalım kaç puan vereceğiz. Hem de birlikte puanlamış olalım burada. Gel Müslüm gel. Sonunda geçebildin ya. Şu anda iç kaledeyiz. Çok güzel bir deniz manzarası şöyle bir bizi karşılıyor burada. Diyor ki ben buradayım diyor deniz. Onun dışında Müslüm de diyor ben de buradayım diyor. Sadece çok kısa bir özet geçeceğim. İç kalenin olayı M.Ö. 3. yüzyıldan başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanıldığı görülmüş. M.Ö. 142-138'de bir bronz sikke şimdilik bilinen en eski yazılı belge. Burada bulunan en eski yazılı belge de o. Uzun uzun anlatmışlar. Ben size kısaca şöyle iki cümlede. Hani şu şey var bir de Instagram'da kısa kesme. Öyle bir şey sayfa vardı. Uzun videolar hemen böyle 5 saniye 10 saniye yapıyor ya. Ben de onu yaptım size aslında. Hemen şöyle bir haritayı göstermek gerekirse iç kalede bizi neler bekliyor? Bir sarnıç var. Bir numarada sarnıçımız bizi bekliyor. İki numarada saray kompleksi. Şu bir ikisi de bir. İki numara burada saray kompleksi. Böyle gideceğiz bir ufak ufak gezelim. Sultan Hamamı, kilise, seyir köşkü, freskli avlu, kale kapısı, tonozlu galeri, bilmem ne. Başlayalım, Müslüm'ü yakalayalım. Müslüm kayboldu. Tarihin dışında bir de tarihin doğa harikası mı diyeyim? Ya şu çok güzel değil mi? Bak şöyle bir aşağıya doğru iniyorsun, şöyle bir manzaram var. Çok güzel değil mi? Müslüm aşağıya mı atlayacak, ne yapacak? Orada geziyor arada. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Ortam çok sessiz. Sabahın erken saatlerinde, açılış saatlerinde geldik buraya. Kimse yok. Sarnıç'a, ha gel Sarnıç'a yol gidiyor. Sarnıç'a bir bakak. Ne varmış hele Sarnıç'ta. Surların arasında böyle yürüyorsunuz. Daha şu ana kadar bir tarihi yerine denk gelmedik. Yani surlar tabii tarihi yer de. Böyle işte saraymış, sarnıçmış. Yeni denk geliyoruz. Ha, sarnıçı bulduk. Şimdi sarnıçı bir gidelim. Buranın tarihini size şöyle bir şurada oturayım ben. Sarnıç'ın yanında bir tarihini anlatayım. Sarnıç ne demek onu da anlatayım. Dostlar şimdi sarnıç'ın yanındayız. Bir sarnıça geldik. Ben size öncelikle sarnıç ne demek onu söyleyeyim. Sarnıç böyle yağmur sularını doğal olarak ya da yapay özel yaptırılmış olarak yağmur sularını falan depolamak için kullanılan yeraltı su deposu gibi düşünebilirsiniz. Bunlara sarnıç diyoruz. Şimdi bir de bu sarnıçları 1. Abdülhamit'ti yanılmıyorsam Bizans döneminde mi? Selçuklu döneminde yaptırmış. Şöyle ben içerisini göstereyim. Buradaki su ihtiyacını karşılamak için yaptırılmış bunlar. Kale yapıldıktan 300-400 yıl sonra yapılmış bu şeyler, sarnıçlar. Zaten buraya da sarnıç diye yazmışlar. Ben size şöyle bir kısaca özet geçmiş olayım size. Size iyi seyirler.
Şimdi devam ettik. Sarnıç'tan buraya geldik. Sarnıç burada. Biz böyle takip ettik. Böyle. Bir manzaramız var. Kleopatra plajı, Alanya'nın devamı ve buradan böyle Antalya merkeze doğru gidiyor. Evet, şimdi fotoğrafımızı çektik. Turumuza devam ediyoruz. Karşımızda bizi tahminimce bir kilise karşılıyor. Bilmiyorum. Yani şu an tamamen tasarımından yola çıkaraktan konuştum. Aynen, bak tahmin ettim, kilise burası. Evet, burayı da hemen kısaca size bahsetmek gerekirse. Önce araştırmam lazım tabii. Evet Müslüm, burası neresi? Şu an kiliseye geldik biliyorum ama hikayesini senden dinlemek istedik. Hikayesini şöyle bir özetleyeyim. Özetle. Burası kiliseden almış, kilise. Oradan ismini oradan almış. Burası da Ütopya'ya benziyor. Ya bu Ütopya neredeymiş? Ben... Nerede bu benzeyen Ütopya? Of, vallahi bak. Tamam, köyünde baba ne dinliyor? Resenen marama. Bu çocuk bak burada video çekiyor şu an. Cami gibi değişik bir şey yapmış. Tamam, hadi sen telefonla konuş, ben de hikayesini anlatayım. Arkadaşlar, bu kilise Roma döneminde yapılmış. Bu da Selçuklu döneminde yapılmayan İçkare'deki tek yapı bu arada. Roma'dan kalan tek yapı. Burayı da yıkmamalarının, işte şey yapmamalarının sebebi hoşgörülü. İşte saygı duymakla alakalı. Selçuklu döneminde de karışmamış. Alaaddin Keykubat buraya bir şey yapmamış. Benim şöyle verdiğim bilgi daha doğru. Yok, bu resmi bilgi. Devlet bilgisi bu. Her yerde sarnıçlar var, görebilirsiniz şöyle. Bir tane burada sarnıç. Bir tane burada sarnıç. Devam ediyor. Müslüm, bu saray nerede ya? Ha, bu da güvenlik kulübesi. Bunlar o dönemde bulunan kalıntılar. Evet, bunlar da aynı şekilde o dönemde bulunan kalıntılar. Yani bunlar 1985 ve 2020 yıllar arasında bulunmuş, birbiriyle hiçbir zaman uyuşmayan ama aynı renk tonlarında olan taşlar. Çin'in restorasyon çalışmaları diyorlar bunlara da. Yani pek şey yok, ilginç bir şey yok ama o zaman da kullanılması tabii ki de çok ilginç. Dokunabiliyorsun, o da ayrı bir şey yani. O dönemde bunun üzerinden geçiyor olan Müslüm, yoksa o dönemin tuvaletine mi dokundum ben şimdi? Neyse, hadi gidelim ya, burada bir şey yok. Freskli oda. İtalyan az önce okudum da, bu boyalı tasarım işlerine fresk diyorlarmış İtalyanca'da. Bak şöyle duvarlarda iyi görebiliyor musunuz bilmiyorum da kırmızı beyaz bir şeyler var. Bunlara freskli oda diyorlarmış buraya. Sanat odası gibi düşünebilirsiniz. Ya da direkt internetten freskli oda nedir diye araştırın. Aklınızda daha çok canlanacaktır. Evet, bir sonraki yerimize geçelim. Kalenin burada bir minyatürünü yapmışlar. Aa, burada priz de var, şarjınız biterse. Ya aslında şöyle bir kaç saattir geziyoruz, bir 45 dakikadır falan geziyoruz. Kale için 45 dakika yeterli. Ya böyle fotoğraf falan çekerseniz tabii süreç uzayabilir. Burada kilisenin yanından bir yol gidiyor. Şöyle göstereyim size. Buradan kaleden çıkıyoruz. Şöyle bir kapısı var. Buradan geldik ve böyle buraya böyle gidiyoruz. Kale bitti arkadaşlar. Şöyle bir kapıdan tekrardan çıkalım. Şöyle saatimi kontrol ediyorum. 11'e çeyrek var. Pardon, 10'a çeyrek var. Ve kale bitti. Yani tarihi alan şöyle bir yarım saat 40 dakikada gezebiliyorsunuz. Hatta fotoğraf çek falan sağla solla ilgilen desen yine bir saatiniz gider maksimum. Ben mi? Ben mi ısmarlayacağım? Ben kamerayı kapatayım da arkadaşlar. Ufak bir işim var. Evet arkadaşlar, şimdi siz direkt böyle bir Alanya'dan Antep'e ışınlandınız. Şu an bizim ofisteyiz. Hediyelerimizi şöyle anlatayım size. Birinci kazanana bunu vereceğim. Şimdi hediyelerimizde de pahalılık yok. Lafı uzatmak istemiyorum ama pahalılık yok. Ben de sadece size bir anı olarak, evinizde baktıkça beni hatırlarsınız. Annem de çok istemişti bunları ama anneciğim vallahi söz verdim, YouTube'da çekiliş olarak vereceğim. Belki sana da çıkartır. Anneme çıkarsa anneme veririz. Belli olmaz. Çekiliş sonuçlarını Instagram'dan canlı yayın olarak açıklayacağız. Hemen bir çekilişten bahsedelim. Birinci kazanana bu ikisini veriyoruz. İkinci kazanana şunu veriyoruz. Bunların ikisi kabaktan yapıldı. Üzerlerinde Alanya yazıyor, detaylarında Alanya yine var. Ondan sonra üçüncü kazanana Alanya Biblos'u. Yine burada altında Antalya yazıyor, çok pardon. sonra Türk kahvesi dördüncü kazananımıza. Beşinci kazanana Hipokrates ve Sokrates'in dolaba yapıştırılacak olan şeyleri. Ne diyorlardı bunlara? Ya, magnet, evet. Teşekkür ederiz Yasin Bey, bizi düzelttiğiniz için. Burada bunları ekleyeceğim. Çekilişe katılmak çok kolay. Instagram adresimi şöyle bir bırakayım.
Instagram Atatürkan takip edebilirsiniz. Çekilişe katılmak çok basit. Son Reels videoma giriyorsunuz abi. 2 Mayıs Perşembe'ye kadar geçerlidir bu çekiliş. Giriyorsunuz, bir arkadaşınızı etiketliyorsunuz. O kadar. Bir de beni takip etmeniz yeterlidir. Bu iki şartı karşılayan kişiler çekilişi 2 Mayıs akşamı tahmini 21.00'da canlı yayında yine aynı bu ofiste yapılacak ve sonuçlar açıklanacak. Çıkmazsa diye üzülmeyin. Yedek tarihlere de güzel hediyelerimiz var. Birinci yedek tarihliye eğer Antep'teyse veya Antep'e gelebilecekse yemek ısmarlayacağım. İkinci yedek tarihliye de yine Antep'te veya Antep'e gelebilecek durumda işte tatlı ısmarlayacağım ve bunları videoya çekeceğim. Biliyorsunuz bundan sonra Antep Vilon'a başlıyorum Allah nasip ederse. Antep Vilon'da da bu arkadaşlara yemek ısmarladığım arkadaşlar çekiliş kazananlar yani bizzat videoda gözükecek. Hatta çekilişi kazananlardan yani şu hediyelerde kazananlardan birkaç kişi de Antep'te olursa onlar da videomda gözükebilirler. Antep Vilon'da hediyeleri videoda teslim etmiş oluruz. Böyle daha güzel, hoş bir konsept olur. Dediğim gibi pahalı bir şey değil ama benden size ufak bir ev hediyesi olur. Umarım şimdiden beğenmişsinizdir bunları. Çıkanlara da hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra birçok videomuzda da böyle çekilişler yapacağız. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.